köpek balıklarının beslenme şekilleri diş yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Büyük köpek balıkları gibi keskin bak. Dişlere sahip. Ya dişlere bak ya, al. Neredeyse her dur bakayım yere... tadın nasılmış. Getireceğim ya. Ya dur. Aa, çok iyi. Dur be, ben çok ciddiyim. Beni köpek balığı yese ne yaparsın? Senin yüzdüğün sularda köpek balığı olmaz aşkım. Hani diyelim ki oldu. Sol bacağımı kaptı burada. Sol bacağını? Evet, sol bacağım böyle boydan boya gitti. Ne yaparsın? Sol bacağın gittiyse... Herkes duysun seni seviyorum. Sensizken yaşamak ölüm gibi. Son nefesimi vermeden önce ne olursun affet, seni istiyorum. Sensiz geçen 29 gün 4 saat 3 dakika. Dökülen gözyaşı 250 litre. Kanıma karışan alkol miktarı 174 litre. Selin'in 1008 profil yenilemesi. Selin'i hatırlatan 132 şarkı. Uyandığımda sen varsın. Hep giydiğim hırkam gibi. İçimdeki duyguların. Vücut ısısını 38 dereceye sabitleyen depresyon hırkası. Yaşamaktan yoruldum. Yürümek bile zor. Şinasi, dertlerin en tüylü ortağı. Paramparça hayatım. Dağıldı toplanmıyor. Bakkal diyorsun. Tanıdık kimseyle karşılaşmazsam senin bana geri dönecek. Tanıdık kimseyle karşılaşmazsam senin bana geri dönecek. Tanıdık kimseyle karşılaşmazsam Mehmet. Senin... Ne haber Mehmet? İyiyim, sen nasılsın? İşte, ne olsun? Selin nasıl? Bilmiyorum, ayrıldık biz. Aa, ne zaman? Hiç haberim yok. Güzel soru. Sor, durma, devam et. Neyse canım, şimdi sana çok geçmiş olsun. Sen kendine çok iyi bakıyorsun, tamam mı? Emredersin. Bak, bu arada çok uzun zaman oldu ya. Biz seninle önümüzdeki hafta kesin görüşüyoruz, tamam? Kesin. Kesin. Neyse, hadi görüşürüz. It must be love. Haftaya görüşmediğim insan sayısı 22. Kaderde Şinasi'yle yaşlanmak da varmış. Ne yapalım? 9-10 tane daha kedi alır, yuvarlanıp gideriz birlikte. Bu ne ya böyle sarmaş dolaş? Hiç saygı kalmamış aşk acısına. Al işte. Damsız almıyorlar galiba. Altan! Altan hadi abi. Geç kaldık ya. Çıkmamız lazım. Tamam geliyorum. Ya bırak Allah aşkına. Yarın halledersin diyorum ya. Bu ne be? İğren. Oğlum yemeseydin onu, parlasın diye bebeğe sürdüm ben ona. Ne yaptın?
Asıl esas mesele. Yeni bir şampuan işi geldi Altan. Burada numuneler, bakarsın. Bakayım neymiş? Bak. Bak ama Allah'ını seviyorsan uzaktan bak. İçinde esen miktarda polikuaternium var oğlum bunun. Çamaşır sularında da var aynı maddeden. Çekemeyiz, kel mi kalsın insanın? Ya Altan, sen Robert boş musun ya? Sana terlik getiriyorum, ortopedik olsun. Meyve suyu getiriyorum, katkı maddesi olmasın. Arkadaşım, şampuan getiriyorum, içinde poline silimsi ondan olmasın diyorsun ya. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun Altan, olmuyor böyle. Oluyor oğlum, niye olmasın, oluyor işte. Teyip de çalışır inşallah. Aşk olsun Altan ya, çalışmaz olur mu ya? Kemerini tak, kemerini. Tak şu kemeri, doğru düzgün tak şu kemeri ya. Altan, arabamı vurdular ya. Altan, kör mü bunlar ya? İnanmıyorum. Gitti arabam ya. Onu görür görmez sanki dünya durdu. Gökteki bütün yıldızlar kaydı. Ayın dili tutuldu. Güneş tam kalbime, kalbimin ortasına doğdu. Galiba bunların hepsi aynı anda oldu. Gözlerinin içine bakıp da ona aşık olmamak çok zordu. Çok, çok. Çok, 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 çok özür dilerim. İyisiniz değil mi? Bir şey yok. Biz iyiyiz. Bir şey yok. Siz iyi misiniz? Ya gitti arabam ya. Pert bu, pert. Masraf çıkar bunda. Ya biliyorum. Tamamen benim hatam. Eğer telefonlarınız... Polis çağıracağız ya. Polis çağıracağız, zabıt tutturacağız. Altan fotoğraflarını çek, kimse kıpırdamasın. Allah adı verdim. Yok, hanımefendi. Yok, yok, yok. Hiç bence hiç polis karıştırmayalım çünkü... araba benim değil. Ne? Evet. Sen bir de hırsız mısın ya? Yok ya. Ya hırsız gelip bizim arabamıza vuruyor Altan ya. Olur mu Altan ya? Komşular yetişin ya. Hırsız vurdu ya. Ay yok ya. Ya hırsız falan değilim ben ya. Saçmalama. Bütün masrafları karşılarım, söz veriyorum. Sadece birazcık bayağı bir geç kaldım. O yüzden ben şey yapsam, bir telefon numaramı versem. Olmak. Olur olur. Olur. Olmaz mı? Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Tamam bir saniye. Amma abarttın lan, ne var? Altan, beyaz güvercinimin kanadını kırdılar diyorum ya. Ne güvercin ya, ne güvercin? Geliyor güvercin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gözleri, dudakları, saçları, ensesindeki sarı tüyler. Ona bir ile on arasında bir puan versem bu kesin... Beyefendi. 9,5. O da 10 puan herkese vermeyeceğim için. Beyefendi, 98 lira 50 kuruş. Altan, acayip maç oluyor ya. Baksana biraz. Yok abi, istemiyorum ya. Altan, bari kızı ara. Şu bizim parayı ne zaman ödeyecekmiş onu bir sorarsın. Abi şu an hayatımın aşkını bulmak üzereyim. Ve sen para derdindesin. Hayır Altan. Aşk olsun ya. Para derdinde falan değilim ya. Ben senin için söylüyorum. Bu işlerde biraz atik olacaksın. Kaparlar ondan sonra kızı. Belki de kapmışlardır. Altan, armudunda sapı var. Yemiyor muyuz ya? Pis herif. Altan, burada tanımlayamadığım bir şey var. Ne o? Baksana. Kız götünden rakam uydurmuş. Ben sana söyledim, söyledim. Plakasını alalım dedim. Bu kız hırsız. Sahte numaralar, sahte kimlikler,
Sahte suratlar. Ya ne hırsız oğlum? Bu kız olsa olsa günün hırsızı olur. Altan, aramaya başla hadi. 3 mü? 8 mi? 4 mü? 3. 3. Ya da 8. Merhabalar. Biz Selin Hanım'ın misafirleriyiz. 3 tane bir alalım. Kendisi ödeyecek. Abi saçmalama. Niye saçmalamayayım Altan? Kendisi söylemedi mi misafirim olun diye? Ayıp ya. Kıza mı ısmarlatacağız o kadar içkiyi? Ya herhalde Altan. Tamponun parası çıkana kadar, sabaha kadar içeceğim ben. Eyvallah. Çocuk hayatımın manası, ben de gizli, ben de şarkılar falan. Sağ ol. Bira? Olur. Evet. sen neler yapıyorsun? Ben fotoğraf çekiyorum. Ha, fotoğrafçısın yani. Ne gibi şeyler çekiyorsun? Yani genelde pek bilinen şeyler çekmiyorum. Zararlı olduğunu düşündüğüm ürünlerin işlerini almamaya çalışıyorum. Allah Allah. Seçeneklerin bayağı azalıyordur o zaman, değil mi? Kurt da yanlış sektördesin diyor. Kurt? Kurt işte. Kazada da yanındaydı. Bana hırsız diyen. Evet. Altan değil miydi onun adı? Biz birbirimize Altan deriz. Neden? Her şey çok güzel olsun diye. Peki. İlginç birisin vallahi. Bunu diyen kişinin 4 rakamını çözmek biraz zamanımızı aldı. 8 sandın değil mi? 3 üzerinde de durduk ama 8 de iyi bir adaydı. Ya kusura bakma ya, öyle saçma sapan bir el alışkanlığı. Sen müzikle mi uğraşıyorsun sadece? Hı hı. Ya babam mutlu olsun diye işletme okudum ama öylesine yani. Şarkı söylemeyi hiçbir zaman bırakmadım. Müzik hep hayatımda oldu yani. Şimdi de albüm çıkarmaya çalışıyorum ama yani epeydir uğraşıyorum aslında. Neden? Bence çok iyisin. Sağ ol. İş onunla bitse keşke. Doğru zamanı bekliyorum diyelim. O zaman doğru zamana. Doğru zamanı. O akşam saatlerce her şeyden konuştuk. Tuvalete lavabo. Bir de Okan Bölgen'e Okan diyenlere çok güldüğünü o akşam öğrendim. Bir de köpek balıklarından çok korktuğunu. Abi, menüs hazır mısın? Almasaydın keşke. Para onlarda kalmıyor ki, onları çalıştıran adamlara gidiyor. Haklısın ama dayanamıyorum. Belki bir gün lazım olur. Hem güzel hem de akıllı. Hem de ilk buluşma için en zor yemeği seçtim. Çok iyi ya.
Nasıl beceriyorsun hem bu kadar kocaman ısır hiçbir yerine bulaştırmamayı? Yılların tecrübesi. Fahit değil mi o ya? Kim? Fahit diyorum ya şey. Arda Ardan işte. Kiralık Konak'ta oynayan var ya. Hani dizi. Kiralık Konak'ın dizisini mi yaptılar? Evet. Arda yani Fahit. Seniha'yı hamile bıraktı diye Naim Efendi üçüncü kalp krizini geçirdi bu hafta. Çok iyi oğlum. Ben diziyi izlemiyorum. Bilemedim. Ben de canım öyle... denk geldikçe yani. Ya tamam izliyorum. İtiraf ediyorum izliyorum. House of Cards falan da izliyorum ama ne bileyim. Kiralık Konağı ben bayılıyorum yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Neyse. Şimdi biz hangi filmi izleyeceğiz? Ben filmlerle ilgili ufak bir araştırma yaptım. Şimdi. Altın Kabus diye bir komedi filmi var. IMDb 8.2 vermiş. Rotten Tomatoes %82. Bir de geçen sene Tasarım Köpek filmiyle altın küre almış Aaron Levy. Onun yeni filmi var, dram. Ona da ömür gidip gitmeyin demiş. Yani kesin gitmemiz lazım. Bir gelsene be. Bir şey söyleyeceğim. Gel, 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 gel. Nasıl hamburger? Hamburger. Güzel değil mi? Senin Kiralık Konak sevmesi 0.25'lik bir puan kaybına yol açabilir miydi? Belki açabilirdi. Ama açmadı. Eğer ilişki sürekli ileri gitmesi gereken bir köpek balığıysa... ...bizim eleman müthiş bir hızla ilerliyordu. Anlatmaya kötü örnek oluyorsun çocuklara. Ben mi kötü örnek oluyorum? Esas onlar bana kötü örnek oluyor. Ben onlara her baktığımda kendi çocukluğuma dönüyorum. Bir şey diyor muyum? Terbiyesiz adam. Dinleme yavrum sen. Dinleme babaanne. Hadi bakalım. Bence kesin beni bir köpek balığı yiyecek. Ve ben öyle öleceğim. Köpek balığı. Evet, köpek balığı. Baksana şuna. Bak, 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 bak. Ya dişlere bak ya. Ya böyle bir şey niye var? Olabilir mi böyle bir şey ya? Dur bakayım. Tadın nasılmış? Getir bu canını. Ya. Dur, dur. Ay dur, dur. Telefon çalıyor. Dur, dur. Alo. Alo. Evet. Tabii. Olur. Tabii ki. Tamam. Görüşmek üzere. En son demo gönderdiğim şirket. Çok beğenmişler. Yarın görüşmek istiyorlar. Bakıyorsunuz. Almayacaksanız ben alacağım. Son kalmış. Almayacaksanız ben alacağım. Al hayret bir şey al. Bu şarkılar bana yapıldı. Haberin var mı senin? Doğum gün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ve sana bir sürprizim var. Kollarını sevdim önce, sonra da süzülen kaşlarını. Sadece bana mı sakladın öldürücü bakışlarını? Hayatımın içine aktın, sonra da sildin yaşlarımı. O kadar sevdin ki beni.
kendine alıştırdın. Ne kadar çok seyrettik kendimizi filmlerde. İnadına seviştik en kötü günde bile. Kartımı düşürmüşsün. Lütfen alamam beyefendi. Ya bırak, nereye alamazsın ya? Kız arkadaşım abi, herkes beni tanıyor. Selin! Müşteri kırmızı kravat diye tutturdu. Hı. Ajans da kırmızı olmasın, bu orada olsun diyor. Şey, anlat sen, dinliyorum ben. Kurt da bir taraftan müşteriyi, diğer taraftan ajansı idare edeyim derken. Hı. Dinlemiyorsun Selin. Ay yok, vallahi dinliyorum ya. Dinliyorum. Dinliyorum. Sen bitir işini, öyle anlatayım. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Kusura bakma ya. İki saniye, hemen halledeceğim şunu. Falan filan. Şimdi sen değil. Neyse işte, kurt da diğer taraftan sıkıştırıyor. Hı. Aşkım, çok özür dilerim ya. İşle alakalı olduğu için şey yapmak zorundayım ben. Bakayım mı? Haklısın tabii, iş. Aynen. Bak işine. Tamam. Bak, kapattım ekranı. Sessize aldım. Böyle köşeye koydum. Artık tamamen sendeyim. Bitti. Neyse işte, sonuçta kırmızıydı, bordoydu derken yine döndük ilk renge. Selin, ne haber? Aa, ne haber ya? İyidir. Sen nasılsın? İyiyim vallahi sen. Şey, Mehmet, Bora, Harun. Memnun oldum. Ben de. Çok memnunum. Bora'yı hatırlıyorsun, klip çekmiştik beraber. Evet, evet. Bir saniye, müsaadenizle. Tamam. Sen de böyle ayakta kalma tek başına. Gel, otur. Olur aslında. Hı? Şuraya bir sandalye gönderir misin? Abi, sen de fotoğrafçıymışsın ha? Evet. Aynı sektörde sayılırız. Neler yapıyorsun? Ben ürün çekiyorum, etkinlik, karışık işler. Hangi markalarla çalışıyorsun? En son bir terlik firması. Hmm. Marka söylemediğine göre bayağı gizli projeler. Yok, tam aksine pek. Kimsenin bilmediği markalar. Mehmet çok prensip sahiptir. İnanmadığı ürünlerin fotoğraflarını kesinlikle çekmiyor. Oo, cins adam. İyi, severiz cins adamları. Allah'ım ya. Ya ben aslında Mehmet'in sergi açmasını istiyorum. İş dışında çektiği çok güzel fotoğrafları var ama kendisi pek yanaşmıyor. Neden abi? Pek hazır hissetmiyorum kendimi. Oo. Selin'cim, işin var senin. İçelim. Şerefe. Bir tane daha. Evet abi, doldur. Hadi surat asma artık ya. İyi insanlar yani, biraz muhabbet etsen. Ha? Ya olmadı, sıkılırsan erken kaçarız canım. Ne olacak yani? Tamam. Aa, çıkmış, 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 çıkmış. Dur. Nasıl? Güzel çıkmış mıyım? Çok güzel. Vallahi. Bir dakika. Bir dakika. Hayatımda kimse yok. Şu an tek konsantrasyonum işim mi? Aman Mehmet, öyle lafın gelişi öyle söylemişimdir canım. Lafın gelişi? Ha. Sevgilim var demek bu kadar mı zor? Benim ne alakası var ya? Ay sen buna takmış olamazsın herhalde. Şaka yapıyorsun değil mi? Utanıyor musun yani, nedir? Alakası var.
öyle söylemem gerekiyordu, tamam mı? Öyle tembih etti Engin Bey. Biz birbirimizi bildikten sonra ne fark eder ki? Tabii canım, ne fark eder? Ben varmışım, yokmuşum. Ben seni bu kadar kıracağını düşünmüyordum, özür dilerim. Gel gidelim. Kimleri görüyorum? Ne haber canım? İyi de. Ne haber abi? Merhaba. Gel bak kimler var, kim görsün? Bak 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 bak. Bak ne diyeceğim. Yeni projemde kadın bedeninin çıplaklığını araştırıyorum. Sen de bu araştırmada kendine bir yer bulmak ister misin tatlı kız? Yerleştirir mi sana? Son zamanlarda keyifli bir keyif yapıyorum. Numaranızı almış mıydın? Ben Mehmet'i boş ver. Bana gel. Bana gel. Derhal onu bırakacağım ve koşa koşa sana geleceğim. Geldin mi? Geldim. Şimdi gidiyoruz. Ne? Nereye? Ne oluyor ya? Konuşma lan sen. Mehmet. Sahipsiz mi sandın sen bu kızı? Ya Selin, yardım ister misin? Yok yok. Sana mı kaldı lan yardım et? Mehmet! Mehmet ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Niye huzursuzluk çıkarıyorsun durup dururken? Ben mi? Ben mi huzursuzluk çıkarıyorum? Ya sen neden sevinemiyorsun benim için? Kendim için üzülmekten sana sevinmeye sıra gelmedi çünkü. Mehmet adamın kafasında tepsi kırdın, tepsi! Çok iyi oldu. 10 üzerinden 4, bilemedim 5 anca veririm ben o ite. O da senin hatırın için. Bir içine düşmediği kaldı ya. Senin de hoşuna gidiyor. Senin de hoşuna gidiyor, görmedim sanma. Bir yan gözle bakmalar, bir flörtöz gülüşler. Benim gözümün önünde yapma bari. Mehmet sen ne dediğinin farkında mısın? Maalesef farkındayım. Ne yapayım sen söyle. Delireyim mi? Kendimi mi keseyim? Bence sen ayrıldıktan sonra dinlenecek şarkılar listesi hazırlamaya başla Mehmet. Alınmış arkadaş ya. Amma abarttın. Bana mı dedin? Abarttı mı? Herkes sevgilisinden ayrılıyor. Bir daha barışıyor. Bir daha ayrılıyor. Bir daha barışıyor. Beni tanımıyorsun. Birle on arası bir puan versem... bence ben seni 6 tanıyorum en az. Bir saattir anlatıyorsun orada. Ha, bir çocukluk yıllarını bilmiyorum. Ben Mehmet. Defne. Memnun oldum. Ne yazıyorsun? Sayende hiçbir şey yazamıyorum. Evet,
sen bir söyle bakayım. Bana ne anlatmak istiyorsun sen? Ha, bendeki de soru. Ben de bunu anlamıyorum. Arkadaşlarından kaçarsın. Tanıdıkları görmemek için bin bir taklalar atarsın. Ama önüne çıkan herkese de onu anlatırsın, değil mi? Ne bileyim işte, sen de belki bir kadın gözüyle... Neyse, boşver. Yok yok, tamam. Ben anladım. Bence ben bu işi iyi yaparım. Hangi işi? Dinlerim seni bu gece. İstersen tavsiye de verebilirim. Eğer okeysen bir sonraki biralar senden. Anlaştık. Salih, biraları tazele. Bir de bir şişe tekila, iki tane de şart bardağı. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Yazarım derdimi kendime. Kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine. Diyor davul bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime. Yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime. Verdiğim ömrümü vergine. Yine kalmışım gece bir başına. Bir başına girdim yılbaşına. Dönmüşüm baktım en başına. Sarıldım bazen de yanlışıma. Yine kalmışım gece bir başına. Bir başına girdim. Hadi yürü. Başına. Ay, geldik. Ha? Geldik mi? Burası mı? Ha, burası mı? Ha. Tamam. Hadi. Ha. Şinası var. Ha, şinası kim? Kedi. Kedin. Anahtar nerede? Evin anahtarı nerede? Anahtarı ver bana, anahtarı. Evin anahtarı. Nerede anahtarı? Ver anahtarı ver bana. Ver anahtarı şey. Ha, ver. Ver. Anahtar mı bu? Ha? Anahtarı nerede? Tamam, bu da olur. Bu da işimi görür. Tut. Tut. Tut şunu. Dur, iyi ki ben varım. Bir dakika dur. Ha. Dur bir dakika. Dur. Hadi açın. Ah! Açtım. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Siz çok yakışıyormuşsunuz. Gerçekten. Ama bak, sana bir şey söyleyeceğim. Bu ayrılık kiloları öyle kolay verilmez. Bu pizzalar, kebaplar. Dünyayı yemişsin. Ben bir keresinde... Oh. Ay.
saçmalama ya. Toplama lütfen. Ya yok ya, toplamıyorum. Kahve için yol açıyorum. Dışarıda içsek? Tamam, olur. Peki şuraları bir halledip hemen geliyorum. Tamam. Hadi. İyi. Kırkımız çıkmadı ya. 31 gün 12 saat oldu. Temiz hava falan alalım biz. Kalk kalk kalk, aç kalın, aç kalın. Gel kalk. Ay üf. Hadi kalk kalk kalk. Kalk. Ay. Hadi kalk kalk. Benim şahane bir fikrim var. Amacımız neydi? Ha? Neydi bizim amacımız? Mehmet'ten uzaklaşan Selin'i tekrardan Mehmet'e yakınlaştırmak ve aralarındaki aşkı tekrardan tazelemek. Evet. Biz bunu nasıl yapacağız? Hocam, ah, hocam. Bravo. Evet Mehmet. Nasıl yapacağız? Şimdi ben bir kaza geçirdim diyelim. Selin de bunu duydu. Gözü yaşlı, acılar içinde hastaneye geldi. Beni ne kadar sevdiğini, bensiz yapamayacağını anladı. Eller havada birleşti falan. Sen çok ama çok salaksın. Evet, otur. Sıfır. Evet. O zaman şöyle sorayım. Selin'in hissetmesini istediğimiz duygular neler? Pişmanlık. Pişmanlık işte bu. Pişmanlık. Evet. Evet. Pişmanlık. Evet. Başka. Suçluluk. Çok güzel. Evet, suçluluk. Suçluluk. Şefkat. Kat. Hoşgörü. Hoşgörü. Evet. Merhamet. Evet. Kıskançlık. Hayranlık. Hayranlık. İşte bu. Anahtar kelime bu. Hayranlık. Şimdi Selin ünlü biri. Onun çevresinde çok fazla başarılı insan var. Ama
Selin sana dönecek. Sana dönecek. De. Bu tipine mi dönecek? Ha? Şu haline bak. Seni o Selin'in çevresindeki o başarılı insanlardan biri yapmamız lazım. Çünkü kadınlar güçlü erkekleri sever. Ya. Ha? Nasıl? Nasıl? İşte seni böyle insanların hayranlıkla baktığı, böyle beğendiği bir... fotoğraf sanatçısı yapacağız. Ben zaten fotoğrafçıyım. Ya fotoğrafçı demiyorum Mehmet. Fotoğrafçı değil. Fotoğraf sanatçısı diyorum. Sana bir sergi açacağız. Ve o Selin o sergiye gelecek, orada olacak ve şimdiye kadar hiç görmediği bir Mehmet'le karşılaşacak. Ya olur mu öyle şey ya? Ya neden olmasın? O da istemiyor muydu senin sergi açmanı? Aslında istiyordum. Ha, işte tamam. Ya aşk acısıyla Facebook kuran insan var ya. Koca Facebook, bir sergi mi açamayacağız Mehmet? Tamam, o zaman süper. Şimdi bizim elimizde ne malzemeler var? Mehmetciğim, öncelikle emeğine, yüreğine sağlık. Ama benim sana ufak tefek eleştirim ve revizyonlarım olacak. Ne gibi? Senin portföyünü komple yenilememiz lazım. Çünkü ben... bak bu fotoğrafların arasında hiç öyle sergiye konulacak potansiyel bir fotoğraf göremedim. Ay Alta! Sen mi geldin ya? Oğlum niye haber vermiyorsun geldiğini? Ne yapıyorsunuz? He? Ne oluyor? Bir şey yok işte, fotoğraflara bakıyoruz. Mehmet'e sergi açacağız, onun için fotoğraflara bakıyorduk. Sergi mi? Sen mi ikna ettin? Gibi. İnanmıyorum ya, süper ya. Kadınların erkekler üzerindeki etkisine bir örnek daha. Müthiş. Kurt ben bu arada. Ama sen kört de diyebilirsin. Defne. Çok memnun oldum ya. Çok memnun oldum. Da. Siz ne ara öyle Altan? Ha? Şipşak. Ne oldu, eski arkadaş falan mısınız? Yok, yeni tanıştık. Ha, yeni tanıştınız. He Altan, he. Yalnız ben buradayım. Gayet net duyuyorum seni. Yok ya, öyle bir şey değil. Ha? Ha Altan, ha. Öyle bir şey değil, ha. Neyse, ben biraz önce tam onu Mehmet'e anlatıyordum. Bu fotoğraflarla sergi falan açamayız. Mehmet, nerede yaşanmışlıkları böyle yüzlerine yansımış dedelerimiz? Hayır, nerede ağlayan sümüklü çocuklar? Nerede Mehmet? Yok. Yok. Kaldık ya. Rezalet, pis çocuklar. Bir de annem bana derdi ki, anaokul öğretmeni ol. Ne olacağım, bunlar hepsi şeytan. İyi ki olmamışsın. Pedagojiyle aram pek iyi değil gibi geldi bana. Yani uzmanlık alanım değil tabii. Sahi sen ne iş yapıyorsun? Var mı uzmanlık alanı çilingirlik dışında? Ben yazarım. Yazar mı? Hı hı. Ne, beğenemedin mi? Yok canım, kitabın mı var?
Ay Mehmet, yazar olmuş olmak için kitap mı yazmış olmak gerekiyor? Gerekmiyor mu? Para? Para, işte oradan, buradan, şuradan. Böyle geçici işler genelde. Biraz oradan, biraz buradan. Part time işler. Ha, aynen öyle. Son bir şey. Selin'i geri kazanmam için neden bana yardım ediyorsun? Güzel soru. Ya o barda karşılaştığımız gün böyle çok yardıma muhtaçtın böyle. Yağmurda ıslanmış kedi yavrusu gibi. Ya benim gönlüm razı olmadı senin o kanepeye geri dönmene. Bu arada benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Kim olsa aynı şeyi yapmazdı. Aynı şeyi ben de yaşadım. Rekorum 45 gün, 35 saat, 12 dakika. İlk bir hafta hiçbir şey yemedim. Vay be. Duş da mı yok? Yok. O nedenle şimdi ben bu iyiliği sadece senin için yapmıyorum. Tüm sevenler için yapıyorum. Bir nevi sosyal sorumluluk projesi diyelim. O Selin sana geri dönerse... ...böyle senin benim gibi insanların kaybetmeye mahkum olmadığını biz... ...bütün dünyaya kanıtlamış olacağız. Dünyaya. Gel gel. Sana yeni fotoğraflar çekme zamanı. Gel. Merhaba, anahtarımı evde unutmuşum. İyi hadi gel. Burada bekle anneni. Yakışıklı. Merhaba. Defne ben. Ufuk. Kemana devam ha. Pazartesi keman. Salı, perşembe tenis, cumada eskrim var. Programın yoğun. Peki en çok hangisini seviyorsun? Teneffüs ve resim. Bu ne ya? Senin ablayı geri kazanma planı mı? Nereden aldın? Kadın erkek ilişkileri değil mi? Hep aynı. Ha sen biliyorsun kadın erkek ilişkilerini. Yaşadık biz de bir şeyler. Kız arkadaşın var mı? Var, Meltem. Evlenecek misin lan Meltem'le? Kız daha 9 yaşında. Hem hayatına giren ilk erkekle evlenmeyecek kadar da olgun bir kız. Ha bu arada size bir tavsiyem var. Hı, neymiş tavsiyen? Ne demişler? Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsiniz. Bunu biraz daha açabilir misin? Yani başkasının fotoğraflarını taklit etmek yerine her sanatçı gibi kendi acından beslenmelisin. Eğer bu sergi senin abla geri dönsün diye yapılıyorsa her şey ile onun için olmalı. Fotoğraflar da onun için olmalı. Ben bunun notunu aldım. Ha bir de üstünde depresyon arkası varsa depresyondan çıkamazsın. Depresyondan çıkamazsan da sevdiğin kızı geri alamazsın. Mehmet çocuk haklı. Geliyor, hazır mısın? Hazırım. İnsan da beni sağa atmaz mı ya? Niye herkes beni sola atmış? Fotoğrafımda mı sorun var acaba? Altan? Vay, 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 vay. Ha. Oo. Ha, bu kim ya? Mehmet? Aa, sen yakışıklıymışsın. O hırka seni resmen kapatıyormuş. Ay, hırka rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tekrardan. Evet. Neyse. Evet, şimdi yarın akşam artık da kavramsal sanat sergisi var. Ona gidelim. Hem galeri sahibiyle tanışmış oluruz hem de biraz networking. Ben de geliyorum. Networking bizim işimiz. Belki depresif bir sanatçı falan kaparım. Hı? Belki beni soyar. Sanat için. Hı? İnşallah soymaz. Al, saat çok geç olmuş. Hadi
Ben kaçtım, işe gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ne işi ya? İş işte. İnsanlar işten eve dönüyor bu saatte. Geri gelecek misin gece? Aa, yok. Sanmam, sabaha kadar sürer. Kızı ruju sürünce bayağı seksi oldu ha. Sanatçı, kusursuzluğun kusurunu kusurun kusursuzluğuyla harmanlıyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Ver bakayım. Yok, ben anlamıyorum bu dil. Sınırları kaldırarak, mekanları karıştırarak. En son sergimi hatırlıyor olmalısın. Şu huzur evindeki sergi. Neydi adı? I See Dead People. Çok içseldi. Devam sergisinde mezarlıkta açmayı düşünüyorum. Süper. Vay vay vay. Altan ne kafalar var ya. Ulan çok sıcak burası ya, içim yandı. Oh çok şükür. Mehmet. Bahsetmiştim ya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ayşegül Hanım galerinin sahibi. Evet, memnun oldum. Ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Su değildi o, sanattı, gerizekalı. Altan duyuyor musun? Sanatmış bu ya. Tamam kızmayın hanımefendi ya. Gider bir musluktan doldurur. Hayır, dolduramazsın. O sanatçının 8 yıldır biriktirdiği teri vardı bunun içinde. Çık dışarı. Çabuk çıkın dışarı, defolun. Defolun buradan, gidin. Gidin, yürü git. Yürü be ya. Sanatı bilmez, sanattan anlamaz. Ne işin var senin burada? Ya kardeşim, nereden bileyim? Görmüşsün. Ya beyamca saçından başından utan. Bir saniye dur ya. Altanım çok özür dilerim ya. Keşke Erika'yı gömmeseydik. Ama telafi edeceğim. Söz. Ya nasıl edeceğim? Bütün galeriler dolu. Tek şansımız buydu. Mekan işi bende. Mekan işi bende ya. Ben şimdi halletmeye gidiyorum. Hatta hallettim bile. Ha? 2 gün açıyoruz sergiyi. 2 güne. Sizler toparlanın. Uğurlu sayım 8. Birlikte uyuduğumuz geceler 251. Now I'm standing here just staring at your face. And not even a thousand words would do. Omzumda izlediğin konserler 32. 406 kağıt bendi. And vibrant as my eyes have ever viewed for my love when you are near on my canvas will appear a vision of one true love that she knows the money that she knows. When you're far away, my heart longs for you so. Restare, restano sempre. Without you here, how could I go on? I imagined how your eyes would catch the light. But what my imagination never knew with my vision.
destek vermek şart diyerek biz de Mehmet kardeşimiz için mekanımızı açtık. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası. Bayağı emek var ama. Yani evet. Davetiye kesin gitti değil mi? Evet gitti kesin. Gelecek. Aşık olsun Altan ya. Ne demek gelecek mi ya? Ya senin sergi açmanı en çok kim istiyordu? Selin. Gelmezse çok büyük ayıp eder zaten. Altan bu senin ilk sergin ya. Beraber fotoğraf çektirmeyelim mi? Hı? Ağzındakini. Bitir çekinelim. Hadi. Hadi gel. Fotoğraf alsana abi. Aman da aman. Gülümse. Gülümseyin. Çekiyorum. Ay. Pardon. Evet. Çok pardon. Ay. İşten arıyorlar. Ben bunu açmam. Alo. Evet. Ben arıyorum. Müsaitim. Pardon. Hı. Hangi adam? Ne zaman? Yok, yok, yok. Ben o adamın işlerine bir daha gitmeyeceğim. Gece 2'de bitti geçen benim işim. Bir de sabaha kadar kalacaksın diyor. Ha bir de paramı vermemeye kalktı. 150 TL. Ha o diğeri o olur. Bak o adam olur. Biz onunla anlaşıyoruz çünkü. Tamam o okey. Tamam hadi haberleşiriz. Benim eve gitmem lazım. Senin abla gelirse bana bir mesaj atarsınız. Hadi biz de gidelim evimize. Bak sen herkes işinden oldu. Aa, ya saat daha kaç ki? Bak deminden beri bakıyorum sosyal medyada Selin hiçbir şey paylaşmamış. Yani hiçbir yere gitmemiş. Her an buraya bir gelebilir. Evet son olur mu? Benim. Senin çiçek var. Çiçek. Sonunda başardın. Tebrikler. Selin. Arkadaşlar, bizi öldürmeyen acı güçlendirir. Evet, Selin bugün sergiye gelmedi. Ama çiçeği geldi. Ha şimdi bu ne demek? Menajeri iyi çalışıyor demek. Hayır. Selin hala Mehmet'i umursuyor. Ama bize umursamasından çok daha fazlası lazım. Selin Mehmet'i özlemeli. Aynen. Ama nasıl olacak bu iş? Şöyle. Selin'in hafızasındaki Mehmet hatıralarını tazelememiz lazım. Şimdi Selin nereye bakarsa baksın Mehmet'i görmeli. Ve en sonunda o mesaj atılmalı. Özledim. 3. Mehmet bana yardımcı olman lazım. Biraz düşün. Neler Selin'e Mehmet'i hatırlatır? Mehmet, abartma istersen. E, aklına geleni yaz dedin, yazdım. Ay, hadi müsaadenle ben işe gidiyorum. Ay. İşe mi? Ha, yarın görüşürüz. Defne. Hmm. Bu işi yapmak zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Buna göz yumamam. Gerekirse aç kalırız. Bir ekmeği bölüşürüz. Ama namusumuzla çalışırız. Sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu bataktan kurtulabilirsin. Aa. Bunu birlikte yapabiliriz Defne. Ay ne batağı ya? Sen benim ne iş yaptığımı zannediyorsun ki acaba?
Ne yapıyorsun ki? Sete gidiyorum. Sete mi? Hı. Ne seti? Reklam film seti. Hadi ya. Ben de gece gece ne işi diyorum. 150 liralar, adam paramı vermediler. Ne yaptığını inatla saklamalar falan. Sen benim telefon konuşmalarımı mı dinliyorsun? Ne yapayım merak ettim. İyi, öğrendin şimdi. Rahatladın mı? Rahatladım. Mehmet. Sağ ol ya. Ya beni düşündüğün için. Ben kötü yola falan düşmedim ama hani düşsem kurtaracak birinin olduğunu bilmek güzelmiş. Merhaba sevgili gönül dostları. Uzun uğraşlar sonunda kusursuz bir akış planladım. Önce Ufuk, sen bize bir WhatsApp grubu açar mısın? Hemen. Hareket günümüz yarın değil, cumartesi. Çünkü o gün Arda dizi çekimi için şehir dışında olacak. Selin'in de akşam 5'te Maybe Cafe'de bir toplantısı var ve Selin genelde buluşmalara... Bir saat erken gidiyor. Cidden iyi bir sevgiliymişsin. Evet, planımız şöyle işleyecek. Selin apartmandan çıktığında duyduğu ilk ses... Mehmet! Mehmet! Hadi oğlum geç kaldık. Meğer bir baba çocuğuna sesleniyor. Ya Mehmet! Peki bu Selin'e sizce kimi hatırlatacak? Ve daha sonrasında Selin havalı havalı yürürken mendil satın alan bir çift görür ve bam! Sizce bu Selin'i kime hatırlatacak? Selin dayanamaz ve bir tane mendil satın alır. Bunu ayarlamak için araya çok hatırlı dostlar soktum. Lütfen hata istemiyorum. Selin karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ışıklarda durur ve tanıdık bir sesin anonsunu duyar. Şimdi karşıya geçebilir, eski sevgilinize geri dönebilirsiniz. Yolda alışveriş arabasıyla eğlenen aşıklarla karşılaşır ve bir zamanlar o arabada kendisinin olduğunu hatırlar. Selin kafeye yaklaşırken bizden Kurt'a haber gider ve Kurt kafedeki herkese Mehmet'in parfümünü sıkar ve bütün kafe Mehmet kokar. Ya kadınlar parfüm ve koku konusunda biraz hassastır. Sevgili eskidinde koku pek bir kıymet eder. Selin masasına oturur ve her zamanki gibi az sütlü Amerikanosunu söyler ve ne tesadüftür ki kahvenin yanında gelen şekerin markası Mehmet Şekerleri. Kahvesine yudumlarken geçmişten gelen o eski dostu görür. Mehmet'le yaşamanın en tüylü hatırası. Şinasi, ne yapıyorsun sen burada ya? Ve finalde altın vuruş. Tüylü dostumuz kucağındayken bir anda kafede sizin şarkınız çalmaya başlar. E artık bu kadar işaretten sonra gözyaşları sel, arzular şelale, Selin darmadan ve eli telefona gider. Sizce Selin kime mesaj atar? Bak Ufuk ne güzel böyle narin narin yapıyor. Sen de biraz öyle yapsana. E tamam işte narin narin. Tamam abi eline emeğine yüreğine sağlık. Biz devam edelim. Sen de çalışmaya hadi. Dur. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Tamam çok güzel oldu. Böyle diyaframdan bunun aynısından bir tane daha yapsana. Güzel olduysa niye bir daha kaydediyoruz? O zaman alternatif bir şey yap. Alternatif. Hı hı. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Mesela burana böyle vurduğun zaman böyle olur ya bak böyle.
Orada ne vardı? Konuşsan. Ay bende yok. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Tamam. Denedim. Tamam, o zaman bir şey yap, değişik bir şey yap. Şimdi karşıya geçebilir, eski sevgilinize geri dönebilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Nasıl? Beni tanıyor musun? Tanıyamazsın. Ey yavrum benim. Benim frekansım, sen de ikiye getir frekansını. Konuşurken de böyle basarak konuşacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam. Ben duyuyorum. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Geliyor mu sesim? Ya Mehmet birazcık su getirsek tamam duyuyorum. Ay kapı. Sedat bağır. Şimdi bağır. Serzahat mı? Kardeşim birebir diyorum ya. Senegalli bir arkadaştan aldım. Aynısı ya. Senegalli. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Senin amacın ne? Güzel ya bırak sen. Yaptırı gönder misin? Kardeşim bak yanına boyan var. Hayır. Kız ya, gitti ya. Bırakın ya. Gerek yok. Kullanmıyorum ben. Duysun seni seviyorum. Sensizken yaşamak ölüm gibi. Son nefesimi vermeden önce ne olursun affet seni istiyorum. Sensiz geçen günler azap bana. Gözyaşlarım akıyor sen gibi. Nereye baksam hatıran bende. Ne olursun affet seni istiyorum. Ah Şinasi. Yaktın bizi Şinasi. Ya sen niye hemen yelkenleri suya indiriyorsun? Bu taş 3 defa sekerse Selin geri dönecek. Bilmem. Belki döner. Ya var ya bence bütün sorunu Arda. Eğer gelmeseydi plan gayet iyi gidiyordu. Onu aradan çıkarmamız lazım. Korkutuyorsun beni. Ne yapacağız? Öldürecek miyiz adamı? Öldürmeyeceğiz. Ama süründüreceğiz. O Arda'nın şu hayatta en çok korktuğu iki şey vardır. Birincisi kariyerinde gümlemesi, ikincisi de zerdeçal. Zerdeçal mı? Hı. Zerdeçal. Arda'yla ilgili bu kadar şeyi nereden biliyorsun ya? Nereden bileceğim Mehmet? Magazinden, röportajlardan falan yani. Adam kendi bile bilmiyordur bu kadar şeyi. Sen bayağı stalkersın. Öyle deme de çok iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Bir de analitik zekam iyidir. Artı hafızam da hani hiç fena değil. Peki benim hafızamda neden seninle ilgili çok az bilgi var? Bilmem. Ay ben öyle kendimden bahsetmeyi çok sevmem ondan. Yani yazdıklarını da okutmuyorsun. İnatçısın keçi gibi.
Ben seni konuşturmanın bir yolunu biliyorum. Ne yapacağım? Oyunu anladın değil mi? Hmm. Ben hiç nokta nokta yapmadım diyorum. Yaptıysan içiyorsun. Evet. Ben hiç okulu kırmadım. Ben hiç okula gitmedim ki. Ay. Tamam, sıra bende. Ben hiç denize çıplak girmedim. Gerçekten mi? Göcek'te. Çılgına bak ya. Tamam. Sıra sende. Bende. Ben hiç yalan söylemedim. Anneme. Ha, ben şişeyi alayım. Ben bir keresinde evden İzmir'e gidiyorum diye çıkıp Japonya'ya gittim. Japonya mı? Evet. Benim Japon bir sevgilim vardı. Haku. Onun peşine gittim. Ne gülüyorsun ki şimdi ya? Haku'ya mı gülüyorsun? Sana gülmüyorum canım. Seninle gülüyorum. Ha. Ben hiç... Telefreye binmedim. Otostop çekmedim. Patlıcan yemedim. Sevgilimi anlatmadım. O Star Wars'ları izlemedim ben. Ben hiç dövme yaptırmadım. Gençlik hatası. Ha, yarım böyle. Aynen. Ben hiç hiçbir zaman kimseye güvenmedim. Ben hiç inanmaktan vazgeçmedim. Ben hiç böyle güvende hissetmedim. Ben hiç şimdiki gibi hissetmedim. Nasıl? Öyle işte. Güzel. Çok içmişiz. Başım çok ağrıyor. Değil mi? Benim de kafam çatlıyor. Ama dışarıda şöyle güzel bir kahvaltı ederiz. Saat kaç oldu? 3'e geliyor. 3'e mi geliyor? 6'da değil mi oyun? Ya Defne, neden uyandırmıyorsun? Ben duşa giriyorum. Sen de hazırlan. Geç kalmayalım. Zerdeçal'ı söyledin mi Kurt'a? Yok. Şimdi söyleyeyim. Çok sağ ol. Aslanım benim. Hazır mısın lan? Sıra sende. Hadi göster kendini. Bir saniye izin verir misin? Role girmeye çalışıyorum.
Öyle mi? Pardon ya. Kusura bakma. Hadi oğlum, hadi yürü ya. Yürü. Pardon amca. Sen niye ağlıyorsun? Söyle bakayım amcana. Ben annemi kaybettim. Demin buradaydı. Nereye gitti bilmiyorum. Evsiz kaldım amca. Tamam ya, ağlayacak bir şey yok. Korkma. Buluruz anneni. Ama çabuk bulun. Tamam. Hadi gel. Gel bakayım benimle. Lan yemin ediyorum şeytan bu çocuk ya. Korkulurum lan. Düşüyor ya. Hep düşüyor saçma ya. Şey, sabun bitmiş ya. Ben sana buradan ıslak mendil vereyim istersen. Ya bir şey isteyebilir miyim senden? Deminden beri şunu takmaya uğraşıyorum, takamıyorum. Bir yardımcı olabilir misin? Ha, tabii. Lütfen. Ha, ay. Ufacık bir şey uğraştırıyor bayağı. Tamam. Çok sağ ol. Uğraştırıyor beni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir can var içimde, bir ruh, bir enerji. Saracak bizi, ısıtacak evimizi. Evlenecekler. Üç tane dünya tatlısı çocuklar olacak. Selin hamilelikte aldığı kiloları nasıl verdiğini anlatan üç tane kitap yazacak. Onda da başarılı olacak. Ya yok be oğlum. İki seneye biter o iş. Adam pisliğin teki Altan. Aldatır zaten Selin'i. Anlatsın. Abi bu herif madem seni aldatacak, kızın zamanına yazık. İki sene sonra olacağına şimdi olsun bitsin. Hayatından iki sene çalınmasın.
Yani? Yani yeni operasyonlara hazır ol. Cuma akşamı Altın Bulun ödül töreni var. Arda da orada ödül alacak diyor herkes. Bence orada patlatalım bombayı. Altan, bu çocuk çok ilginç ya. Bunu bir laboratuvar ortamında incele etmek istiyorum ben. Defne, çok sessizsin. Hayrola? Katılım bekliyoruz. Ya benim o cuma akşamı setim var. Yuh! Bu kadar zamana uğraştık, didindik. Sete mi gidiyorsun o akşam? Yani ya tam bakarız. Arkadaşlar, son bir görev için aldığınız eşyaları geri koyun. Daha bitmedi. Aynen. Hadi bakalım. Hadi be. Ha? Bir saniye, ben söyleyeceğim. Öndeki aracı takip et. Ben karşının taksisiyim. Ne demek ya karşının taksisiyim? Abi hayat mehmet meselesi, ne alakası var? Sür işte. Kusura bakmayın, köprü geçeceğim daha. Hayret bir şey ya. O kadar plan yaptık, takıldığımız yere bak ya. Yazıklar Allah olsun sana be. Altan, şuna binelim. Ha? Gel, gel, gel. Bundan sonrası kolay. Kızlardan mesaj bekleyeceğiz. Sen niye huzursuzsun? Karnın aç, önden bir şey söyleyeyim mi? Yok abi, sağ ol, iyiyim. Biri bir şey mi dedi? Kalbini kıracak bir şey mi yaptı? Yok, kimse bir şey demedi canım. Ya sağ ol. Hah, geldiler. Bugün daha bir şey başarmış sayılmayız. Videolar bir gelsin, öyle alkışlarız. Ya Altan'ım, amma mevzu yaptın ya. Kızlar profesyonel diyorum sana. Video gelecek diyorum. Relax diyorum ya. Sipariş verdik mi? Yok, sizi bekledim. Yalnız o bu değil de adamı tuzağa çektik ya. Ya Allah'ını seven birileri beni de tuzağa düşürsün. Tuzakların dibinde olmak istiyorum ya. Herif resmen fırsatını kolluyormuş ya. Selin'e iyilik yaptık biz, iyilik. Ova! Kızlardan ilk video geldi. Sen bakma iki gözü. Yok canım. Bir şampanya, üç kız kadar. Ha? Oh oh oh. Ha? Selin'i seviyor musun? Şu ortamda şaka mı yapıyorsun? Kim takar Selin'i ya? Hoppa! Ulan helal olsun be, emekçi kızlar. Öncelikle bu motivasyon yemeğine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Herkes buradayken ufak bir konuşma yapacağım. Altanım, her daim her koşulda yanımda olduğun, bitmek tükenmek bilmeyen hayat enerjinde beni de beslediğin için sana çok teşekkür ederim. Ufuk. Bizimle birlikte Çinli çocuk işçiler gibi gece gündüz çalıştığın için sana çok teşekkür ederim. Annen keman derslerini aksattığını duysa bizi mahveder. Bu gaza su içtiğimi duyarsa da mahveder. İsmail abi, deponu bize açtığın için, catering sponsorumuz olduğun için, grubumuza attığın anlamlı emojiler için sana çok teşekkürler abi. Canımsın. Defne.
Nereden başlarım bilmiyorum. Hakkını nasıl ederim onu da bilmiyorum. Belki de Selin'e teşekkür etmeliyim. Seninle tanışmamı sağladığı için. Çok uzun zaman olmadı belki ama sanki yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum. Umarım hayat boyu birlikte kalırız. Bu arada seninle bunlardan bahsetmek yok. Bunlar aramızda. Aa, aşk olsun Altan ya. Şş, bana bak deli yürek. Senin niye canın sıkkın? Aa, buranın meşhur şakşukasını yemedin tabii. Al bakayım, al al al. Al al, koy tabağına. Yok be oğlum, kız duygulandı ondan. Ha, eyvallah. Sen nasıl bir sapıksın Defne, he? Tabii adın gerçekten Defne ise. Koynumda yılan beslemişim bunca zaman. Bir dakika, ben senin için o kadar çok şey yapmışken ben yılan mı oldum şimdi? Bana yalan söyledin. Evet ama ikimiz de aynı amaç için oradaydık. Ya ne fark eder yani? İkimiz de Selin'le Arda ayrılsın istemiyor muyduk? İllegal işler yaptım ben senin yüzünden ya. Benim yüzümden mi? Şimdi benim yüzümden mi oldu ya? Senin gözüne hırs bürümüştü o Selin'i geri kazanacağım diye. Her şeyi anlatacaksın. Ben anlatmayayım. Şuradan gideyim. Kendimi denize atayım. Hayır, 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 hayır. Ölerek kurtulamazsın. Uyuyan devi uyandırdın. Fitili ateşledin bir kere. Maymun gözünü açtı kızım. Tamam. Her şeyi, her şeyi anlatacaksın. Ya işte gördün, biz Arda'yla sevgiliydik. Ayrıldık. Daha doğrusu o beni terk etti. Ben de onu takip etmeye başladım. Böyle başlarda olur olmaz yerlerde böyle olay falan çıkarıyordum. Sonra hakkımda uzaklaştırma kararı çıktı. Arda'ya 500 metreden fazla yaklaşamadığım için onun sevgililerine yönelmeye karar verdim. Böyle küçük müdahalelerle başladım. Sonra giderek yaptıklarımın dozu arttı, arttı. Ben bugünlere geldim. Susma. Önce Arda'nın yeni sevgilisinin en son ayrıldığı sevgilisini buluyordum. Yani beni. Yani seni. Sonra da işte o çocuğu takip etmeye başlıyordu. O gece barda buluşmamız tesadüf değildi yani. Değildi. Tedavi olmaya denedin mi? Ya bak, ben kendimi durdurmaya gerçekten çok denedim ama o kadar kolay değil. Yani sevgilin ünlü biri olunca o kadar kolay olmuyor. Nereye baksam o, sen de biliyorsun. Ama bak, Mehmet, bu sefer planladığım gibi olmadı. Çünkü ben sana aşık oldum. Ne? Sen delisin. Thank you.
Altınım, nasılsın? E işte, şöyle böyle. Ne oldu bizden sonra akşam? Hiç konuşasım yok be altınım. Öyle olmaz. İçine atma, konuş bizimle. Diyecek bir şey yok İsmail abi. Her şeyi planlamış. Ben de saf gibi inandım. Hepimiz inandık altınım. Nereden bilecektik? Aslında iyi kızdı. Harbi kızdı. Delikanlı kızdı yani. Son zamanlarda çok üzgün, çok içli görünüyordu. Pişman oldu belki. Ben özleyeceğim Defne ablayı. Ben de. Vallahi ben de. Ben özlemeyeceğim. Kapatalım şu konuyu. Geceye odaklanalım. Operasyon devam mı? Sen videoyu aktardın mı? Ayıpsın ya. Hadi operasyonun üzerinden geçelim. Çok şükür içeri almayacağız sandık. Performans Sanatları Merkezi'nde dördüncü kez düzenlenen Altın Balon ödül törenine hoş geldiniz. Kamera 3, sahne için hazır ol. Şimdi şöyle bir bakıyorum da herhalde bu kadar ünlüyü bir arada bir tek Muhteşem Yüzyıl'da görmüşümdür. Şaka bir yana harika bir kalabalık. Harika bir gecede bizleri bekliyor. Yalnız şimdiden söyleyeyim böyle ödülü alıp da hemen tüymek yok, tamam mı? Gecenin en önemli ödüllerinden birine. En iyi erkek oyuncu ödülü. Hadi başlıyoruz. Pardon kızlar. Asit taktım kırası hazırız. Yeni adaylara girmeye hazırız. Erkek oyuncu ödülünü sunmak üzere yüksek alkışlarınızla Ömür Gedik'i sahneye davet ediyorum. Koridor tarafına acil destek. Koridor tarafına acil destek. Annem buraya yaklaşıyor. Ne işler karıştırıyorsun sen kaç gündür? Çabuk olun. Planlar değişti. Sen de İsmail abi gözünü seveyim hallet şu işi. Ne işin var senin burada? Doğru eve. Ödüllerinden bir tanesi en iyi erkek oyuncu. Ben de çok merak ediyorum. Zarftan kimin ismi çıkacak? Ve en iyi erkek oyuncu. Arda Ardan. Alkışlarınızla. Alkışlarla Arda Ardan'ı sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyorum.
Tamam git, giriyoruz. Yanlarım tamam canım. Yeterli, hadi. Hadi çal. Tamam mıyız? Yalnız daha telefonla nasıl oynamıyoruz artık, hadi. Başlıyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Küçücük bir çocukken kurduğum hayalleri yitirmedim. Merhaba gençler. Yol uzun. Eyvallah. Ve yalan söylemeyeceğim. Acıkmışsınız, şöyle atıştırmalık size bir şeyler. Karşıma bir sürü insan çıktı. Sen de acıkmışsındır genç, buyur bir şeyler atıştır. Sen ne yapıyorsun? Babacım ne yapıyorsun sen ya? Affedersin ya. Abicim ne yapıyorsun sen ya? Kurcalama orayı, çıkar mısın? Güvenliğim! Güvenliğim! Gururla üstünde taşıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derler. Yalan. Arkamda değil. Her daim yanımda olan o muhteşem kadına hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Selin! Şapkın mısındır sen hep böyle? Yok. Bir şey oluyor ya. Üst üste. Ha? Kapatıyorsunuz lan. Ses ne oluyor? Ses bu nasıl saçmalık? Kardeşim benim haberim yok. Ya kapatsanıza şunu. Selin'i seviyor musun? Abi ne oluyor? Şu ortamda şaka mı yapıyorsun? Kim takar Selin'i ya? Selin. İçinden hak etti bunları diyorsundur. Asla. Asla öyle bir şey demiyorum. Hayır. De sen de haklısın. Çok üzdüm seni. Esas ben üzdüm seni. Özür dilerim Selin. Çok özür dilerim. Ne? Özür dilemesi gereken en son kişi sensin. Selin. Sarılmışsın boşluğa, yer çekimin yok olmuş. Kalbinin kırıntıları kuşlara meze olmuş. Darılmışsın boş yere, ezberin hep bozulmuş. Bitirmişsin kendini, hayallerin kil olmuş. Yanımda olsaydı diye üzülme artık bir dur. Seni gerçekten sevdiyse sonunda senin olur. Dönerse senin bir, seni sevmeliyse elden ne gelir? Olur da dönmezse yine de kendi bilir. Ne yapıyorsun burada? Gidene kal mı denir? Terk ettim. Kariyerim bitti.
O yüzden mi ağlıyorsun? O yüzden ağlıyorsan ağlama. Sana bir dedektiflik şirketi falan kurarız. Kariyerine öyle devam edersin. Gülme. Ben gülmüyorum. Hala izi duruyor. Neyi? Sırtıma sapladın hançerin. Ödül töreni nasıl geçti? Her şey planlandığı gibiydi. O zaman sen niye senin kızın yanında değilsin? Benim kızın yanındayım işte. Ne? Sen bu dünyada görüp görebileceğin en psikopat, en manyak, en deli kadınsın. Gerçekten ruh hastasısın. Ama sana 1 ile 10 arasında bir puan versem, bu 10. 11. Hatta 12 olur. Gel buraya. Sarılmışsın boşluğa, yer çekimin yok olmuş. Kalbinin kırıntıları kuşlara meze olmuş. Darılmışsın boş yere, ezberin hep bozulmuş. Bitirmişsin kendini, hayallerin kül olmuş. Yanımda olsaydı diye üzülme artık bir dur. Seni gerçekten sevdiyse sonunda senin olur. Dönerse senindir. Seni sevmemişse elden ne gelir? Olur da dönmezse yine de kendi bilir. Gidene kal mı denir? Dönerse senindir. Seni sevmemişse elden ne gelir? Olur. Gidene kal mı denir? Sarılmışsın boşluğa, yer çekimin yok olmuş. Kalbinin kırıntıları kuşlara meze olmuş. Darılmışsın boş yere, ezberin hep bozulmuş. Bitirmişsin kendini, hayallerin kül olmuş. Yanımda olsaydı diye üzülme artık bir dur. Seni gerçekten sevdiyse sonunda senin olur. Dönerse senindir. Seni sevmemişse elden ne gelir? Olur da dönmezse yine de kendi bilir. Gidene kal mı denir?